Vaka sayıları düşüşe geçti, tedbirler büyük oranda esnetildi. Peki gerçekten salgının sonu geldi mi? İç hastalıkları ve hematoloji uzmanı Profesör Doktor Mustafa Çetiner'le konuşalım. Mustafa Bey, selamlar. Merhabalar Dilara Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizlerin de iyi olduğunuzu umarak. Vaka sayıları 10 binin altına indi. Omikron salgını bitiren varyant oldu diyebilir miyiz bu süreci? Bitirmekten çok artık onun da yaşamaya alışmamızı sağlayan varyant oldu demek lazım. Çünkü omikron tamamen hayatımızdan çıkmayacak. Yani COVID-19, ama biz onunla bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Elbette kısıtlamaların kaldırılması ya da bu konuların tartışılır olması da çok doğal. Çünkü hala mesela dünyada 400 milyon öğrencinin bu kısıtlamalardan etkilenmeye devam ettiği söyleniyor. Yani biz sadece bugünü değil, yarını da ciddi anlamda bu kısıtlamalarla risk ediyoruz aslında. Böyle olunca sağlam adımlar atmak lazım bir taraftan. Çünkü kırılgan nüfusta, özellikle ileri yaşta, kronik hastalığı olanlarda, benim uzmanlık alanımda olduğu gibi kanser hastalarında, tedavi alanlarda, bağışıklık sistemi baskılanmış olanlarda hala bir riskin olduğunu kabul etmeliyiz. Hala ne yazık ki biz hasta kaybetmeye devam ediyoruz. Yani kanseri yenmiş hastaların COVID'e kurban edilmesine tanık olmayı devam ediyoruz. Yani bu da bir taraftan göz önünde bulundurulmalı. Ama önümüzün yaz olması önemli bir avantaj. Omikron'a karşı başlayan o salgının kontrol ediliyor olması ya da azalıyor olması önemli bir avantaj. Tabii bunları da kullanmamız gerekir. Toplu taşımada ve kapalı alanlarda maske konusunda çok bir gevşeme olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama açık alanlarda maskeden artık kurtuluyoruz yavaş yavaş ve hayatımız da normale geliyor. Karantina ile ilgili zaten pratik uygulamada da çok büyük zorluklar var biliyorsunuz. Yani insanları takip etmek çok güç. Burada insanların kendisinin bir şekilde kendi kendini idare ediyor ya da yönetebiliyor olması gerekiyor. Bütün bunların, bu bilinçle hareket etmenin önemine vurgu yapmak lazım ve bir de aslında son derece önemli olan nokta şu: aşılama oranlarımızı hiç rehavete kapılmadan artırmaya devam etmeliyiz. Bizim için çok önemli olan o. Hala biz 3 doz aşılamayı yeterince yapabilmiş durumda değiliz. Yani bu çok önemli. Hatırlatma dozlarını dahil edersek sürece ciddi anlamda sorun olduğunu görüyoruz. Hala biz %40'lara ulaşamadık. Peki şu doz aşılananlarda. Şu şekilde sorabilir yani miyiz? Yani Almanya'yı, efendim? Omikron'dan ziyade salgının sonu belki aşıyla mı geldi? O varyanttan ziyade. Zaten Omikron'un salgının sonunu getirdiğini söylememeliyiz. Yani salgının sonunu aşılama ve toplumsal bağışıklığın artıyor olması getirdi. O nedenle bu rahatlamalarda şeyi çok ciddi şekilde göz önüne almalıyız. Toplumsal bağışıklığımızı. Yani hala mesela İngiltere'de her 13 kişiden birinin COVID-19 olduğu düşünülüyor. Yani bu önemli bir şey. Hastalığın ağırlığı azaldı. Çok insan bunları evde geçiriyor. Ama kırılgan nüfus var. Aşılama oranları henüz istediğimiz düzeyde değil. Bütün bunları göz önüne alarak kararlar vermek lazım. Ama hedef de elbette olabilecek en kısa zamanda normalleşmek olmalı. Bu Ramazan ayı nasıl geçecek, bayram nasıl geçecek, bütün bunları da göz önüne almalıyız. Aslında şimdiden bundan bir ay sonrası için de çok kesin öngörülerde bulunmamak lazım. Bu konuda ne kadar yanıldığımızı süreç bize gösterdi aslında. Geçtiğimiz 3 yıllık süreçte ne kadar çok öngörüde bulunduk ve ne kadar çok yanıldık, sizler de tanıksınız. O nedenle daha tedbirli olmak lazım. Bence en önemlisi, olabildiğince gerçek anlamda az kayıpla, az insanımızın kaybıyla, az insanımızın hastalanmasıyla bu süreci atlatmak. Hala dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Bunu söylerken insanları yeni zorluklara katlanalım anlamında söylemiyorum. Ama dediğim gibi herkes kendi riskini bilmeli. Herkes yakınlarının riskini bilmeli. Herkes kendi
çevresinde rahatlarken bir yandan da tedbiri elden bırakmamalı. Bu işin öyle tek bir elden yukarıdan kontrolü hiçbir zaman mümkün olamadı. Süreçten öğrendiklerimizden biri de bu. Öngörüye çok müsait olmayan bir alan olduğunu zaten belirttiniz. Evet. Ben de evet, bu alana yani böyle zamankinden daha umutluyum. Parantez açarak sormak istiyorum. Yeni varyantlar ortaya çıkabilir mi? Böyle bir öngörünüz var mı diye soracağım. Doğrusunu söylemek gerekirse yeni varyantların ortaya çıkabilmesi gerçekten de çok beklediğimiz bir şey değil aslında şu noktada. Nitekim Omikron'un alt varyantları çıktı. Bunlar aslında söylendiği gibi zarar vermedi. Bu çıkmayacak anlamına da elbette gelmiyor. Her zaman hazırlıklı olmalıyız. Sadece COVID-19 için değil, yani başka yeni enfeksiyonlar, başka yeni pandemi riskleri, yani dünyanın bundan şu dersi çıkarıyor olması gerektiği açık. Yani koruyucu hekimlik, halk sağlığı, bütün bunlar aslında çok temel ve mutlaka kurulması gereken bir sistemdir. Aynı zamanda bu sistemin ülkeler arası işbirliğine çok açık olması gerekir. Aynı zamanda bu işe kaynak aktarmak gerekir. Yani Dünya Sağlık Örgütü gibi bir organizasyona yılda 4-4,5 milyar gibi gülünç paralar ayırırsanız bu işi hakkıyla yapmak çok mümkün olmaz. Yani bu işte çok sağlam organizasyonlar yapmak gerektiğini gördük aslında. Ne kadar hazırlıksız yakalandık ama bundan sonra hem COVID-19'un yeni varyantlarına hem olası yeni pandemilere dünyanın ve dünya sağlık sisteminin hazırlıklı olması gerekiyor. Bu sistem hazır olana kadar da sanırım kendi kendimizin doktoru olmalıyız. Dikkatli olmalıyız. Yani hiçbir pandemi dünyayı teslim aldığı gibi bırakmadı. Alışkanlıklarımız değişecektir. Yaklaşımlarımız değişecektir. Yaşama biçimimizde değişiklikler olacaktır. Bu kaçınılmaz. Yani veba salgınından sonra da böyle oldu. Büyük İspanyol gribinden sonra da böyle oldu. Bu pandemiden sonra da böyle olacaktır. Bir sürü yeni şey girdi yaşantımıza. Evet. Bu yeniliklerle daha hazır insanoğlu yoluna devam edecek. Maddi manevi kayıplarımız derin. Peki bir şey daha sormak isterim. Bulaşıcılık devam etse de COVID-19'a göre nasıl ilerler şu anda? Şimdi şöyle, giderek hepimizin de farkında olduğu gibi bu hastalık sağlık sistemini daha az zorlamaya başladı. Daha az insanın hastaneye yatışı gerekiyor. İnsanlar hazırlıklılar, bilgililer ve o ilk panik hali ortadan kalktı. Sağlık sistemi buna karşı hazırlıklı ve çok daha rahat karşılıyorlar. Aşılar çok büyük bir avantaj sağladı. Tedavi seçenekleri de giderek gelişecek ve büyük avantajlar sağlayacaktır. Türkiye'de de olduğu gibi yeni ilaçlar, molnupiravir gibi, bunların hepsi kullanıma girdi ve girecektir. Bütün bu şekilde giderek daha kontrol altında olacağını düşünüyorum. Yani şöyle düşünüyorum, sonuçta elimizde uzaktan kumanda, battaniyeye sarılmış nane limon içerek hafta sonunu ya da 3-5 günü geçirebileceğimiz bir hastalığa dönecek diye umuyorum. Grip için de öyle söylüyoruz ama unutmamak lazım ki gripten de dünyada her yıl 300 ila 500 bin insan hayatını kaybediyor. Yani şunu da altını çizelim, yani COVID-19 çok ön plana çıkıyor. Toplam 6 milyon insan öldü. Ama öte taraftan kanserden her yıl 10 milyon insan ölüyor. Yani insanoğlunun hastalıklarla savaşı devam ediyor. Bunlara yeni bir düşman daha eklendi. Battaniye altında eğer ıhlamurla geçecek bir hastalıksa pandemi yerini endemiye bırakacak diyebiliriz o zaman. Doğru mudur Sayın Çetiner? Evet, genel öngörü bu şekilde gerçekten. Peki bilim kurulu yaklaşık 5 haftadır toplanmıyor. Ramazan bayramı sonunda bir toplantı bekleniyor. Ramazan bayramı bu noktada, Ramazan ayı diyeceğim, kritik eşik mi? Önerileriniz neler olur? Şimdi diğerlerinden daha farklı bir tablo olduğunu söyleyebiliriz. Daha önceki salgının tekrar çıkışa geçtiği dönemlerde hep kaynak İstanbul'du, biliyorsunuz. İstanbul'da evet, çok büyük bir patlama oluyor ve İstanbul Türkiye demek olduğu için ve İstanbul'da yaşayan herkesin aslında bir ikinci memleketi olduğu için çok hızlı bir şekilde Anadolu'ya yayılıyordu. Şimdi vaka sayıları olarak baktığımızda Anadolu ile İstanbul arasındaki dengesizlik çok önceki kadar belirgin değil. Yani İstanbul'dakilerin
hastalığı Anadolu'ya taşıyabilecekleri pratik bir durum önceki kadar belirgin değil. Dolayısıyla benzer bir durumun olmayacağını düşünüyorum ya da daha kontrol edilebilir olacağını düşünüyorum. Çünkü insanların da bilinci arttı aslında. İnsanlar da yaşlılarını, hastalarını korumak konusunda daha akıllıca davranıyorlar. O nedenle daha kolay atlatılacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi bayram tatilini de gördükten sonra, Ramazan bayramını da gördükten sonra herhalde bilim kurulu bir araya gelecek ve sonraki aşamaları da değerlendirecektir. Önümüzün yaz olduğunu da unutmayacaklardır. Evet, yaza umut vadeden gelişmeler olsun diye bekliyoruz. Almanya'da bazı kısıtlamalar kaldırıldı. Türkiye için de özellikle kapalı alanlarda, tabii bazı bölgelerde yine maske kullanımı zorunlu değil ama tamamen kalkması mümkün mü? Şimdi burada önemli olan o ülkelerdeki toplumsal bağışıklığın nerelere kadar çıktığını biliyor olmakta. Yani eğer siz aşılamalarınızı ve hatırlatma dozlarını içeren bir şekilde tamamlamış bir ülkeyseniz ve bu oranlarınız da %80'lerde ise daha rahat açılırsınız. Ama 3 dozu tamamlamış oranlarınız düşükse daha zor açılırsınız. Yani buradaki kritik nokta aşı. Aşıyı evet. Gündemden düşürmememiz gerektiğini düşünüyorum. Peki 3 doz yeterli mi sizde Sayın Çetiner? 4, vallahi 5, yeni 6. çalışmalar 4. dozun gerekliliğini de ortaya koydu. Daha önceki çalışmalar bu bağışıklığın kalıcı olmadığını gösterdi. Sizler de çok iyi biliyorsunuz birden çok insan, defa hastalığa yakalanan insanlar oldu. Yani böyle baktığımız zaman gerçekten de sürece bakmak lazım ama sağlık otoritelerinin ve bilim insanlarının uyarılarına uygun şekilde hiç gevşemeden aşılamalarımızı sürdürmeliyiz. Zannederim yılda bir gibi filan bu tür aşılamaların gerekliliği olacaktır diye düşünüyorum. Rutin ama süreç devam bizi nereye götürecek beklemek lazım. Son bir sorum olacak, şahsen merak ettiğim bir soru. Covid-19'a hiç yakalanmayanlar eninde sonunda Covid olacak mı? Böyle bir şey, böyle bir öngörüde bulunmak çok kolay değil. Buradaki tehlikeli olan şey şu: geçireyim de kurtulayım mantığının yanlış olduğunu biliyoruz. Çünkü geçiren tekrar geçiriyor. Geçirende kalıcı hasar oluşuyor. Mesela İsveç'te yeni bir çalışma yayınlandı çok yakın ve 6 aya kadar pıhtılaşmanın riskinin özellikle ağır atlatan ve hastaneye yatanlarda ortadan kalkmadığı gösterildi. Yani post-covid dediğimiz ya da uzamış covid diye tarif edebileceğimiz durumlar, bunlar iki farklı durum. Bu durumların varlığı ve bunların sağlığımız üzerine yarattığı tehdidi de düşünürsek, yakalanmasak da yakalanmamaya çabalamayı sürdürmeliyiz. Ama herkesin bir zaman iyi kötü Covid-19'la tanışacağı diye bir öngörüde de bulunabilirim. Yani böyle bir şey de söyleyebilirim. Eyvah eyvah diyoruz Sayın Çetiner. Ama dediğim gibi çoğu insan geçirdiğini de fark etmiyor Dilara Hanım. Yani şimdi ilk 3 yıl önce salgın ilk başladığında bizim bağışıklık sistemimizin repertuarında hiç olmayan yepyeni bir düşmanla karşılaştık. Ve bizim evet. savunma sistemlerimiz bu düşmanı hiç tanımıyordu. Evet. Şimdi dünyanın hali aynı yerde değil. Yani artık kendi savunma sistemlerimiz, aşıların da yardımıyla, geçirdiğimiz hastalıklar sonucu oluşan bağışıklığımızın da sayesinde gerçekten de çok daha donanımlı bir savunma yapıyor. Bu çok önemli bir nokta. Evet, aktardığınız bilgiler için teşekkür ediyoruz. İç hastalıkları ve hematoloji uzmanı Profesör Doktor Mustafa Çetiner.